dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim bir hane, aşk fevkalade. Anne farkındaysan sen de bu kızla aynı yataktaydın. Ben de çok meraklıyım sanki size. Artık nasıl bir oyun oynuyorsanız anaoğul. Ne oyunu oynayacağım be ben sana? Çirkef! Gelmiş utanmadan çocuğumu koynuna girivermiş. Mukaddes Hanım hatırlatırım size. Az önce siz bana sarılıyordunuz. Artık nasıl özlediyseniz beni. Aa, ne özleyeceğim ben seni be? Sen malikaneden gittiğin gün ben o günü malikanenin kurtuluşu ilan ettim. Her yılda kutlayacağım törenlerle. Anne? Mukaddes Hanım, ne işiniz var sizin burada? Ne işimiz var burada? Siz mi organize ettiniz bunları ha? Şunlara bak, sevimsiz teletabiler. Puh. Öf, tamam ya. Biz yaptık. Yaptık, biz yaptık. Ne münasebet? Ne münasebet ya? Ne münasebet? Aa, yeter artık ya, sıktınız siz de iyice. Ne bu böyle kavga, gürültü? Tamam, bizi düşünmüyorsunuz anladık da sizin el kadar çocuğunuz var ya. Gerizekalı damat. O çocuk ikisinin mi el kadar gerizekalı? Anne sen yine hafızanı kaybettin galiba. Dün gece Zeynep'e canım gelinim seni çok özledim falan diyordun. Ne? Yok artık. Yok artık. Al bak. Kaldıramadı tabii. Aşkım. Lan? Hallettik. Senin o çattık. Nasıl gittik? Al başardınız. Biz hiç küsmedik ki. Ne? Çünkü biz hiç ayrılmayız. Aşkım. Abla? Abi? Abla? Ne? Çık! Yani işte, annemi Ertan'dan uzak tutmak için böyle bir yola başvurduk. Öküz ölür, dava biter sandık. Sandık ama işlerinde öyle bir noktaya geleceğini hiç düşünmedik. Peki niye bize anlatmadınız? Yani sizi de zor bir duruma sokmak istemedik. Yani tam olarak o da değil. Yani çünkü biz iyi bir oyuncuyuz, yetenekliyiz. Sizin söylesek o kadar iyi oynayamazdınız. Evet, çok yeteneklisiniz maşallah. Anamızı ağlattınız be. Ya Selin'cim yani evet bizim anılarımız ağlamış olabilir ama... ...sizin ananızın öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Ya yuh artık arkadaş ya. Ya bir de espri yapıyorsunuz. Ya baştan söyleseniz de topluca bir düşünürdük, bir plan yapardık ya. Bu kadar acı çekmemiz de değdi mi yani? Değdi. Gerçekten acı çekmeniz gerekiyordu yani. Kaynanandan bahsediyorum Orhan. İnandı o şekilde işte. Ay başım. Sen hala burada mısın? Evine gitsene sen. Gideceğim herhalde. Kalmadım sizin evinize. Abla evet yeter artık bu kadar. Bu evde artık kalmanı istemiyorum. Çıkıp gider misin lütfen? Ya sen enişteme nasıl böyle şeyler yapabilirsin ya? Sen sus. Karışma.
Ne demek karışma? Kocam o benim. Tabii karışacak. Bana bak Selin. Kardeşime bağırma lan. Senin kardeşinse benim de gelinim. Hayır abla, bu yaptıkların artık yeter. Mukaddes annemi bir dakika daha üzemezsin. Selin ne diyor bu? Gerçekleri gördü anne. Gerçekleri. Gördüm efendim. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla gördüm. Mukaddes annemin sinirlerini artık bozma abla. Sus, karışma Orhan. Sen sus, sen karışma. Bırak yesinler birbirlerini ayol. İkisi de birden kurtulmuş oluruz işte, ne güzel. Sus anne. Anne. Yavrum, damat falan ama çocuğum, ben sevmiyorum bu familyayı ya. Aa, abla tamam artık, sen hala burada mısın ya? Ya gel yavaş yavaş lütfen bu evi terk et. Lütfen. Hadi ablacığım, hadi zorluk çıkarma lütfen gerçekten. Hala konuşuyor musun ya? Gideceğim sana orada. Ya dolduruyorsun ne işte. Hadi, hadi artık, hadi. Aferin sana vallahi maşallah. Şu hareketinin güzelliği karşısında vallahi hakikaten gönlümü kazanmaya başladın. Aferin sana, eline, diline, beline, her şeyine sağlık. Evden atmaların hesabı sorulacak Orhan Efendi. Abla ne yapalım ya? Biz de elimizden geleni yaptık ya. Ay, hoş gelmiş benim. Zeynep'im, hoş geldiniz. Uyla Zeynep, biliydim her şeylerin bitmediğini. Ne kadar sevindim, ne kadar sevindim, anlatamam. Ne oldu Allah'a, sen neden bahsediyorsun? Kızım, akşam Fatih'le sarmaş dolaştınız ya, onu diyorum. Hepsi bu ikisinin suçu Allah. İçirmişler bize saçma sapan şeyleri, kendimizi kaybetmişiz. Nasıl yani? Yani halacığım, ortada barışma falan yok. Hiç öyle boşuna sevinme. Uy Orhan, ne diyor ha bu deli kız? Doğru mu duyduklarım? Doğru anacığım, doğru. Vallahi biz barıştırmak için plan yaptık. Hayır yani siz bacak kadar boyunuzda niye büyüklerin işine karışıyorsunuz ki? Anlamıyorum ben. Bak yine gaza geldi ya. Abla sus! Terbiyesiz. Bir daha bizim işimize burnunuzu falan sokmayacaksınız ona göre. Ha bu arada Av Köşkü'nde olanlar Av Köşkü'nde kalacak. Orada burada konuşursanız, birinin kulağına giderse ağzınızı burnunuzu kırarım, dilinizi koparırım. Bak yaparım. Yaparsın. Tamam abla. Ulan bunlar akşam canlı yerdiler ya. Ya ana boş ver ya, karışma, bırak ne halleri varsa görsünler. Orhan beni beklesene. Ulan tuttu gene Laz damarı ha. Katır'ın adı var Zeynep sende, Katır. Bunları da atarlar ortaya giderler. Ay yani siz de sefil oldunuz bütün gece hastanelerde benim yüzümden ya. Ama efendim vazifemiz. Ay yok Mustafa'cığım yok. Ben yaşlanmışım ayol. Yani dans kim ben kim ha? Estağfurullah efendim. Allah Allah. Allah Allah. Belli ki sen ters bir hareket yaptın mukadder. Şimdi ondan yoksa yaşla başla ne alakası var? Yavaş. Ah sultanım. Yavaş yavaş. Ah nazar oldum sultanım. Ah yavaş. Ah. Getir çocuğum Django'yu da. Ah. Tamam. Geç şimdi sen. Ah çok teşekkür ederim. Geç yavaş yavaş. Dikkat ah sultanım. Et. Ah sultanım. Geç şöyle otur bakayım. Ver çocuğum. Buyurun. Gel efendim, ya. Tekrardan geçmiş olsun. Bir isteğiniz arzunuz olursa ben mutfaktayım. Saygılar. Tamam yavrucuğum. Ne eğlendik sultanım akşam. Ay ben çok eğlendim. Yıllardır böyle eğlenmemiştim. Ay çocukları da bir araya getirdik ya. Oh içim çok rahat. Ha, ayağın uğurlu geldi diyeceğim mukadder de. Diyemiyorum ya. Yani. Ben geldim. Kızlar ha? Ne yapıyorsunuz ayol? Aa ne oldu mukadder? Aman boş ver sen beni, keyfimiz yerinde. Aman boş ver diyeyim. Allah'ın sözü yok zaten. Ne konuşuyordunuz böyle? Eğlene eğlene kaka kiki koko, söyleyin bakalım. Fatih'le Zeynep'in barışması hakkında konuşuyoruz. Kaldıramayacaksan çık odana mukaddes. Ayol ne barışması? Ay siz nerelerinizden uyduruyorsunuz Allah aşkına? Dün akşamki hallerini gördükten sonra. Ha tabii siz dün akşamki hallerine göre değerlendiriyorsunuz ama haklısınız, bu durumda haklısınız da siz bu sabahki hallerini görmediniz. Yani kızın ayağı öyle değil. Mukaddes. Anneciğim şimdi dün gece hani böyle çok içilince herkes birbiriyle kaynaştı, sarıldı falan filan ya, siz onun için bu durumu yanlış anladınız. Gerçekten olay bu değil yani, barışma falan söz konusu değil. Ne yaptın sen yine mukaddes?
Artık benim bir şey yapmama gerek kalmadı ki. Benim oğluşum bir güzel o paçozun haddini bildirdi. Tuttukları gibi kolundan hop dışarı attılar. Oh ne diye ettiler vallahi. Yani barışmadılar. Evli evine, köylü köyüne. Hop! Aa, bak başıma gelen. Gözlerim beni yanıltıyor olamaz. Dün akşam ikisinin de birbirine nasıl aşkla baktıklarını gördüm ben. Ben de gördüm sultanım, ben de gördüm. Ah mukaddes. Yine neler söyledin, neler yaptın da bu çocukların arasını bozdun. Ha? Yok bu böyle olmayacak. Bizim artık bir şeyler yapmamız lazım sultanım. Çocuklar birbirlerini seviyorlar. Ben diyorum ki şu mukaddesin dahil olmayacağı bir plan yapalım biz. Aman yarabbim ne günlere kaldık ki. 40 yıl düşünsem böyle entrikalara bulaşacağım aklımın kenarından geçmezdi yani. Sultanım her canlı bir gün entrikayı tadacaktır. Hayat şartları böyle. Ben diyorum ki çocukları bir araya getirmek için bir şey yapalım. Bir yere yollayalım onları. Tatil gibi mi yani? Yok beraber gitmezler. Ayrı ayrı yollayacağız. Mesela Antalya. Bizim otele mi? Evet. Bir bahaneyle onları göndereceğiz. Ben Meryem Hanım'dan yardım isteyeyim mi? Tabii ki. Seve seve yardım eder. Çünkü o da çocukların barışmasını istiyor zaten. Harika. O zaman Meryem Hanım'a gideyim yardım isteyeyim. Sonra biz sizinle planlarız. Hadi Cango, Meryem Hanım'a gidip yardım isteyelim. Ne konuştunuz yolda? Hayatım ne konuşacağız vallahi annem sana giydirip giydirip durdu. Halam da bizim barıştığımızı düşünmüş biliyor musun? O gerzeklere ben soracağım bunun hesabını da. Ama Fatih çok tatlı değiller mi ya? Ya bizim için o kadar uğraşmışlar yazık. Neresi tatlı? Tatlı olan annemle beraber aynı yatağın içine sokar mı? Ay evet ya o neydi öyle kabus gibi? Ne ara gelmiş de girmiş ki bizim koynumuza o? Allah'ım yarabbim ya ne güzel birbirimize sarılıp yatacaktık. Aşkım ya ben seninle uyanmayı çok özledim. Deme öyle şeyler hayatım ya. Vurma yüzüme zaten sıkıntılıyım. Tamam tamam. O zaman ben hazırlanayım da şirkete gideyim bari. Nasıl olsa çalışan bir kadın biliyorsun. Öpüyorum seni aşkım görüşürüz. Tamam konuşuruz. Ben de orada kendime bir oda hazırlattırıyorum. Gözüm sürekli üzerlerinde olacak. Fatih'e teklif yapıldı mı? Hayır henüz değil. Önümüzdeki hafta yüklü bir sevkiyat var. Hatta diğer şirketlerden de satın almalar gerçekleşecek. Onları bekliyorum. Ayrıca firmada ne kadar çok faaliyet olursa o kadar inandırıcı oluruz. Ha, bu işi hallet bir ol. Yani Fatih döndüğünde de haberim olsun. Ha, işe başlamadan önce yollayalım Zeynep'i. Hiç merak etmeyin Meryem Hanım. Ben takvimi hazırladım. Ay sonunda ikisi de orada çalışmaya başlamış olacak. Tabii Fatih Bey bir sorun çıkarmazsa. Efendim özür dilerim ama Mukadder Hanım geldiler. Mukadder Hanım mı? E niye geldi ki şimdi bu kadın? Siz bu konuyu hiç düşünmeyin. Ben en ince ayrıntısına kadar ilgileniyorum. Tamam. İçeri al kızım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Meryem Hanım ben odamdayım. Tamam. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız Mukadder Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne alırdınız? Ben zahmet vermeyeyim. Estağfurullah. Ben Fatih ve Zeynep hakkında konuşmaya geldim. Onları bir araya getirmek için. Nasıl olacak bu iş Mukadder Hanım? Dün geceki hallerini gördükten sonra birbirlerini çok sevdiklerine eminim ben. Ama sabah da kavga etmişler. Mukaddes yüzünden. O mukaddes olmasa sorun yok. Yani kardeşim ama utanıyorum inanın yani. Ya, utanmakta ne kadar haklısınız. Yani hayatımda gördüğüm en tuhaf insan. Tuhaf. Kime çekti bilmiyorum. Ben Gülsüm Hanım'la da konuştum. O da aynı fikirdi. Biz çocukları mukaddesten ayrı bir araya getirirsek her şey düzelecek. Mukaddes Hanım Fatih'i yalnız bırakır mı sizce? Siz o işi bana bırakın.
Ben Fatih'le olacağım. Benim sizden ricam, siz Zeynep'i birkaç günlüğüne Antalya'ya yollayın. Antalya'ya mı? Orada Fatih'lerin oteli var ya, oraya. Ama Fatih'le daha önce gitti oraya. Yani istemeyebilir. Ay ne yapın edin, ikna edin. Bakarsınız orada birlikte geçirdikleri güzel anıları canlanır. Lütfen. Aa, siz oradasınız diye de Mukaddes Hanım Fatih'in peşine takılmaz. Aynen öyle. Her şey çok kolay olacak. Ha, fena fikir değil. Ya bir eğitim semineri falan uydururum. Yani Zeynep'i oraya yollarım. Göreceksiniz, harika olacak. Buraya sarmaş dolaş dönecekler. Ay inşallah, inşallah. Oh, keyfimiz yerine geldiğine göre bir kahvenizi içeriz. Değil mi Cango? Bir kahvenizi içelim. Tamam. Cango sade içer. Ay kızım, iki orta, bir sade kahve. Biri Cango için. Oo, damat. Ayfer abla. Abla değil oğlum. Artık ben senin anan sayılırım. Anne diyebilirsin bana. Geç otur. Peki. Ayfer, anneciğim. Bak, ağzına nasıl da yakıştı. Hayırdır böyle iki dirhem bir çekirdek, nereye hazırlandın? Şey Ayfer abla. Yani Ayfer anneciğim. Ya ben düşündüm taşındım da. Ya dedim ki şöyle Şazi Mert'imle biz bir gezsek, bir tozsak. Hani hem birbirimizi daha iyi tanırız, hem bir kaynaşırız, hem şu nikah neyin onları falan konuşuruz. Ya tabii sen de izin verirsen yani. Elbet izin veririm ben tabii. Gezin oğlum, dolaşın güzelce, birbirinizi iyice tanıyın. E sözü de boşuna yapmamış olurum, öyle değil mi? Değil mi, değil mi? Ne de olsa ben bugüne bugün artık Şazi Mert'imin kocası sayılırım yani. Eş! Eş de oğlum! Sözü dedim lan, nikah mı yaptık da kocası sayılayım? Şey ya? Ne ya? Şeyden dedim ben, hani biz resmi bir şey ettik. Ya sen Şazi Mert'ime bir seslensen ha? Şu sıfata bak hele ya. Tamam. Ben Şazi Mert'e söyleyeyim de gelsin. Heh. Sen de bu ağzının kenarını sil. Salyan akmış. Bismillah. Anam ne yapıyorsun ya? Ödüm koptu. Kız kızım, sen niye bilgisayarın başından kalkmayın ha? Ya sen bu bilgisayardan başka bir şey bilmiyor musun kızım? Yürü hadi kalk, hazırlan, sözün geldi, başlatın, seni bekleyin. Çıkın gezin dolaşın biraz, haydi. Ya ne sözlüsü ya? Kimin sözlüsü? Sözlüm özlüm yok benim. Bak ya, gene çıkarmış parmağından yüzüğü. Ya mami ya, ben cevat mevat istemiyorum. Kız kızım, bak yemin ederim o darbeli makinesini alırım. Senin o kafanı da onun altına geçiririm. Seni böyle kıyma makinesinden geçirir gibi lime lime doğrarım, anladın mı? Sen onu ne zaman düşüneceydin biliyor musun? Elin evli herifleriyle sokaklarda fink atarken düşüneceydin. Hadi yürü şimdi. Kalk hazırlan. Kalk hazırlan, sözümü bekleyin. Çıkın gidin gelsin dolaşın, tanıyın birbirinizi. Haydi. Ya sabır ya. Ya senin beni zorla, hileyle, tehditle söz dediğin yetmiyor. Bir de gidip çocuğu yakından tanıma diyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Nesini tanıyayım ben o cevatın? Çocukluğundan beri tanıyorum ben o şuursuzluğu. Of. Bana bak kız. Ben ne diysem o olacak, anladın mı? Ha, ama benim senin fikirlerine de saygım var. Ya Sivas'ın yolları ya da Cevat'ın kolları. Hah, karar senin. Ha, cevap veriyorum. Ha, C şıkkı hiçbiri. Ya anne ya! Ben ne o Cevat'la evlenirim, ne de Sivas'a giderim ya! Bak ben çok ciddiyim ha. Açıyorum şimdi camı, vallahi da billahi de camdan intihar ediyorum ha. Bak gidiyorum. Haydi, sakınsa git intihar et. Bak o zaman ben seni nasıl geberteyim. Haydi. Ha, bana ne ya, bana ne? Ben ne o Cevat'la evlenirim, ne de giderim Sivas'a, tamam mı? Git söyle o şuursuza, beklemesin beni. Aval aval, istemiyorum onu, istemiyorum, istemiyorum işte ya. Hey kız kızım, sen niye böyle edin ya? Ha? Sen niye böyle edin yavrum? Biz millete rezil mi olak? Kız ben milletin suratına nasıl bakacağım kızım? Kız ben seni 11 ay karnımda taşıdım ya. Şu kubemin haline bak. Kız yürürken ayağıma dolanıyor da yere düşeyim. Bunun için mi kızım ha? 11 ay ben seni bunun için mi karnımda taşıdım? Ya acaba neyin 11 ayı ya ha? 9 ay 10 gün bir kere sağlıklı doğum süreci anneciğim, onu bile bilmiyorsun ya. Kendin söylüyorsun kızım sağlıklı bireyler için diye. Sen sağlıklı mısın? Ha? Sana bir şey diyeyim mi? Senin var ya, o zamandan ne mal olacağın belliydi biliyor musun? Allah'ım mal sen. Hadi lan, gerizekalı. Hep beni korkutuyor.
Ne oldu? Ne oldu Ayfer abla? Geliyor mu Şazimet'im ha? Boyu devrilsin Şazimet. Gelmiyor. Anlamadım. Ya oğlum sen niye böyle patatanak gelin ki yani damdan düşer gibi? İnsan bir önden haber verir, öyle der mi? Bizimki de bir genç kız neticesinde. Bu kız da hazırlanıp kuşanacak, öyle der mi yani? Yok yok ya, hazırlanmasın. Gerek yok öyle giyinmek, kuşanmak falan. Ne yapsın, çılmak mı geçsin? Yok 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 canım, öyle demek istemedim. Yani öyle süslenmesine püslenmesine gerek yok. Ya ben onu her haliyle seviyorum. En çok da böyle kendi olduğu haliyle. Yani öyle saçtır, makyajdır, mukyajdır, öyle şeyler hiç gerek yok yani. Yavrum ben sana nasıl diyeyim bilmeyeyim ki, sen çok da iyi niyetli bir çocuksun. Çok da seveyim seni. Ama sen bileyim yani bizim bu Şazimet'i değil mi yavrum? Bu kız biraz gelgit ağırlı yani. Yoksa Şazimet artık beni istemiyor mu? Yok, Şazimet seni istiyor. Yoksa sen mi istemiyorsun? Yavrum ya sen bir susmayın ki ben konuşayım ya. Bir susmayın, konuşacağım. Sustum. Şazimet'in başı ağrıymış. Oha ya, daha evlenmeden mi? Aklını üşütmüş Şazimet. Havalardan dolayı biraz kafa üşütmüş. Sen haydi yavrum, sen git sonra buluşursunuz, oldu mu? Ha, ben başka bir zaman geleyim o zaman. Öyle yap, haydi oğlum, haydi başka zaman. Çok daha geçmiş olsun dileklerimi iletirsin Şazimet'ime. İletirim ben, haydi yavrum. Sağlıcakla. Haydi yavrum, haydi. Ulan Zeynep'e de mahcup olmayak diye bu garibin de günahına girdik ama Allah günah yazmaz inşallah. Çok da iyi bir çocuk. Gel. Anne. Gel Zeynep. Ne oldu, sen telefonu arayınca merak ettim. Kızım olduğun kata çıkmamı istemiyorsun. Ben de arayayım dedim. Evet evet, şimdi bilsinler istemiyorum. Yani bana ayrıcalıklı davranmasınlar. Zeynep, Antalya'ya gitmek ister misin kızım? Antalya mı? Hı. Niye ki? Ya bir eğitim semineri var da. Hani senin için iyi olacağını düşünüyorum. Benim için iyi olacağını düşünüyorsan tabii ama yani. Yani ben de gitmek isterim ama şimdi seminer, bir toplantıydı ya, bu yaşta yoruluyorum yavrum ya. Hem senin kariyerin için de iyi olacaktır. Ne dersin? Antalya değil mi? Hı, Antalya. Bence çok mantıklı. Yani eğer ki kariyerim için iyi olacağını düşünüyorsan mutlaka gideyim ben. Bence gideyim, olur, giderim. Tamam, o zaman ben geleceğine haber vereceğim. Tamam yavrum. Tamam, o zaman ben de biraz hazırlık falan yaparım eve gidip. Sen bana haber verirsin ne zaman gideceğimi. Tamam. Mukadder Hanım, Zeynep tamamdır. Şimdi sıra Fatih'te. Aşkım sıkı dur. Durdum hayatım. Antalya'ya gidiyorum. Yani? Yani mi? Ya işte sıkı durdum. Ne oldu? Aşkım, Antalya diyorum. Balayımız. Karavanımız. Hippie ruhumuz. Ha, kaç gün? Ay bilmiyorum ya. Aklıma seninle vakit geçireceğimi düşünce bir anda unuttum annemiz olmayı. Hayatım ne bir günü ya. Birkaç saat, dakikalar bile yeter seninle. Aşkım ya, yerim seni. Seninkilere bir şey uydurabileceksin değil mi? Ya sen ne diyorsun? Antalya diyorsun, otel diyorsun, ikimiz diyorsun. Ben var ya kralın en yalanını uyduracağım. Aşkım yalnız lütfen rica ediyorum. Bu sefer böyle biraz düşünerek bir yalan uydur, tamam mı? Başımız bir bela açmasın, olur mu? Tamam tamam. Tamam sevgilim, hadi kapatıyorum ben. Antalya mı? Antalya. Şimdi birkaç gün Mete'de kalacağım falan desem ama olmaz. Annemin peşimden gelme ihtimali var. Ne uyduracağım ben ya? Fatih yavrum! Ya teyzeciğim, kapıyı niye çalmadan giriyorsun? Ay bırak şimdi canım kapıyı, sana işim düştü yavrum. Ya çıplak olsaydım? Olsaydın ne olacak? Az mı bağladım ben senin altını bebekken? Öyle matah bir şey değil yani. Bana bak, Antalya'ya gidiyoruz. Ya ne diyorsun sen? Antalya diyorum. Ya teyze ciddi misin sen? Evet. Tamam, Antalya olur, Atalanta olur, her yere gelirim seninle. Ah kurban olurum.
Allah yarabbim ya, ben ne şansım ya. Ne için gidiyoruz? Sizin şimdi orada otel var ya. Ha. Sen Masar enişteni hatırlıyor musun? Hani benim dördüncü kocam, bir kıvırcık saçlı. Ha, hatırlamadım. Neyse, ay nurlar içinde uyumaz haram. Biz şimdi onunla o otelde tanışmıştık. Sizin ortaklardan bir hissesini satıyormuş. Annen almadan benim hemen almam lazım. Ay çok hatırası var yavru. Madem hatırası var gideriz alırız güzelce teyzeciğim. Ay kurban olurum. Ay Totoş'una kurban. Gel bakayım vuracağım Totoş'a. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel vuracağım. Oğlum buraya gel. Totoş'una vuracağım. Oğlum benim hakkım var. Buraya gel. Dön bir, dön bir, dön bir. Dön. Ay. Fark dön diyorum. Ay Totoş'una kurban. Ay kurbanım. Gidiyorum çocuğum. Hazırlan gidiyoruz. Çağzi. Şazimend. Yavrum gelip bana mutfakta yardım etsene. Oturuyorsun bütün gün böyle odada. Ne yardımı ya? Allah Allah. Hiçbir yere gidemem ben. Cezalıyım bir kere. Ya sen sözlenmedin mi? Sen sözlenince senin bu cezan bitmedi mi ya? Bana bak. Sözlü mözlü deyip durma. Benim asabımı bozma. Şazimend'im. Tamam biliyorum istemiyorsun. Ama bana da anlatmıyorsun ki bu annem sana niye böyle davranıyor? Niye seni böyle hırpalıyor? Ha? Bir anlat bana. Ben o zaman bir yolunu bulurum, giderim, konuşurum. Sana yardım edebilirim belki. Ya bana artık kimse yardım edemez Fado ya. Niye? Ne diyorsun kızım sen? Yok ya, yok. Ya ben o ahlaksız teklifi hiç kabul etmeyecektim. Kızım, Fadik, ya ben hayatımın en efsane hatasını yaptım. Ne teklifi ya? Fatih sevgilisi olma teklifini kızım. Ne? Vallahi doğru duydun ha. Bizim bir bildiğimiz Fatih. Fatih sevgilisi sen? Fatih? Zeynep'in Fatih. Enişten Fatih. Sen sevgili... Bana bak yoksa bunlar senin yüzünden mi ayrıldı? Ya yok ya kızım yok. Ne alakası var ya yok. Yok. Onlar aslında küsmemiş. Bunların hepsi bir oyun. Muku artanı öğrenince olmuş bunlar bir dumur. Meğerse onlar buluşuyorlarmış gizli gizli her gece. Ne yapsak ne etsek derken bulmuşlar böyle bir çözüm yani. O kavgalar, tokatlar, hakaretler yalan. Tüm o ağlamalar, o barış çağrış yalan. Zeynep Fatih'i korumak için anasından. Nasıl oldu bilmiyorum ama oyuna beni de soktu hayvan. Şöyle Fatih anasından bir sevgilim var demiş. Muku bana bayılıp hemen kızla tanışmak istemiş. Zeynep de afet güzelce ne bir kız bulmak lazım demiş. E doğal olarak kim olacak aklına tabii ki Şazi gelmiş. Sonra ben birden Melisa oldum. Double S'le lütfen. Muko'yla tanıştık. Kadının dibi düştü resmen. Oh mis işte biz bu işten tam kurtardık oğlum derken anam görmüş kızım bizi Fatih'le kafede takılırken. İşte o kavgalar, tokatlar, hakaretler bundan. Cevapla evlen, yüzüğü tak falan bundan. Ne yapacağım kızım ben? Nasıl çıkacağım bu oyundan? Yardım edeyim derken gelin olup gideceğim. Anası satayım ben bundan. He. Yo. Bıcı bıcı. Yo. Yo. Fado. Yo. Şşş. Fado. Aa! Rüya mı gördüm ben? Anne neden vazgeçtin beni Antalya'ya göndermekten? Ben çok heveslenmiştim. Kariyerim için yani çok büyük bir adım olacaktı. Ya vazgeçtim. Çünkü senin tek başına Antalya'ya gitmen tehlikeli. Bunun nesi tehlikeli anne? Eşek kadar kızım şu halime bak çalışıyorum ben ya. Bak Zeynep'ciğim ben Vahid'in varlığını bir anlık unutuverdim. Ya adam kaç gündür ortalarda yok. Aramadığımız yer kalmadı ama bulamadık. Yani herhangi bir yerden çıkıp senin hayatın tehlikeye atmasını istemiyorum ben kızım. Vahid'i. Bence ondan korkmana gerek yok. Ay Zeynep. Yani seni zehirlediğini ne çabuk unuttun. Unutmadım anne. Asla da unutmayacağım. İşte tam bu yüzden de onu ben cezalandırdım. Anlamadım. Şöyle. Şimdi benim şirkette fazla mesaiye kaldığım gün var ya. Hı. İşte ben o gün seni Ertan'la çıkarken gördüm. Sizi takip ettiğimde limana vardık. Limanda da babamın Vahit'i kaçırdığını öğrendim. Sen mi yaptın? Aynen öyle. İkisini de ben kaçırdım. Ama merak etme yani asla beni görmediler. Kim olduğum hakkında en ufak bir fikirleri dahi yok. Ya Zeynep biz seni korumak için neler yapıyoruz ya? Senin şu yaptığına bak. Anne ben de sizi korumak için yaptım. Bıraksaydın da katil mi olsaydınız? Hı?
Zeynep. Ne yaptın? Ya bir şey yapmadım. Bildiğim bir ıssız adı var. Onları oraya bıraktım. Baş başa. Yani kimseye bir zarar veremezler. En fazla birbirlerini yerler. Ha Zeynep yani sen nasıl yaptın bunu? Anneciğim yani şimdi aşk olsun. Benim de kendime göre yöntemlerim var tabii ki. Hayır, bugüne bugün Derin Şevket'le Kara Meryem'in kızıyım, pardon. Yalnız lütfen bunu babama söyleme. Şimdi o tutamaz kendini, gider o adaya. Of, onları almaya çalışır falan filan. Bir ton uğraş, başımıza bela almayalım, tamam? Yani adamı yarın akşama kadar ortaya çıkartmazsak o sevgilisi bütün kayıtları polise verecek. Ne kayıtları? Yani babanın onu vurduğu, benim onu tehdit ettiğim. Yani hepsini kaydetmiş manyak. Gerçekten mi? Yani ben şimdi bir ola söyleyeyim de gidip alsın adamı. Peki bir şey soracağım. Şimdi o zaman yani vaat elimizde olduğuna göre, o tehlike bittiğine göre ben Antalya'ya gidebilirim, değil mi? Sonuçta yani seminer için, kariyerim için. Yani gidebilirsin tabii. Hı. Babam. Ya ne diyeceğiz biz babana? Ne diyeceğiz babama? Ben şimdi bir oğlum arayayım da. Birol, biz Vahid'in yerini biliyoruz. Ya Zeynep onu adaya götürmüş. Sen şimdi onu git kontrol et, tamam mı? Hadi Vahid'in anlamayacak, geleceğim. Şevket. Evet. Vahid'i bulduk galiba. Uy, sen ne diyorsun? Nerede bulmuştun? Rize'de görenler olmuş, bizim köyde. Rize'de mi? Ha Rize'ye niye gitti acaba? Ortalığı karıştıracak herif. Ne andır ediyor? Bilmiyorum. Ha, o zaman ben Rize'ye gidip bu konuyu bir araştıracağım. Ya bizim çocuklar gitsinler. Yok. Elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış, anladın mı? Ben gidip kendi işimi kendim göreceğim. Ben de geleyim. Yok, sen burada kal, çocuklara göz kulak ol. Tamam. Evet. Olur. Meryem Hanım. Ersan da burada. Ne yapalım? Anladım Meryem Hanım. Mesajınızı ileteceğim. Neredesin yeğenim? Gözlerimiz yollarda kaldı. Bota bin. Gidiyoruz. Hay hay. Gideriz. Ama bir dahaki sefer işlerini son ana bırakma. Sonra başına bela açılabilir. Biz belaya alıştık artık. Nacizane bir amca tavsiyesi. Sen kalıyorsun. Ne demek kalıyorsun ya? Senin cezan henüz bitmemiş Meryem Hanım, öyle söyleyeyim. Ya başlama Meryem Hanım'a, manyak mısınız desiniz lan? Tamam. Tamam beyler, sakin olun, tamam. Ben burada kalsam da olur, önemli değil, tamam. Meryem Hanım'ı dinlememekte büyük hata ettin. Dua et de insafa gelip adamlarını seni almak için tekrar göndersin. Yoksa Sittin seni bu odadan ayrılamaz. Lanet olsun lan! Bundan sonra beraber çalışırsan ben de rahat ederim, sen de para kazanırsın. Ya benden memnun kalacaksın, yanından bile ayırmak istemeyeceksin ya. Allah, onu bilmiyorum. Bugün de itibaren göreceğiz. Hadi bakalım. Ulan Kamil! Bir dakika, hanımefendiyle konuşuyorum da. Lan! Liz! Ne arıyorsun Liz? Yolculuğa mı çıkacaksın? Sen ne arıyorsun burada ha? Niye işinin başında değilsin? Hala vara vara dolaşıyorsun dışarı. Bana söyleyene bak da. Liz sen de teknede değilsin. Ulan benim işim gücüm var. Ben dolaşırım. Ha sen burada ne arıyorsun böyle boş boş? Buraya iş görüşmeye geldim de. İş mi görüşüyorsun? Ne işi görüşüyorsun? Korumalık edeceğimde. Korumalık mı edeceksin? Kime korumalık edeceksin? Bu karıya korumalık edeceğim. Lan karı denir mi? Karı ne demek?
demek? Benim bir adım var herhalde. Affedersiniz Dilber Hanımcığım. Dilber Hanımcığıma korumalık etesi o. Lan! La siz ne konuşuyorsunuz ha? La Kamil, sen yoksa isyan mı ediyorsun ha? Ha? İşi mi bırakıyorsun? Ya estağfurullah reis, hiç öyle şey olur mu? İsyan eder miyim? İşi bırakır mıyım daha? İşimin başındayım. İlahi reis amcacığım, o öyle bir şey yapsa hiç ben ona izin verir miyim? Şimdi Kamil'i ben part time koruma olarak alıyorum senden. Yani gündüz senin, gece benim. Ne gülüyorsun koruma diyorum herhalde. Koruma. Ulan kendine koruma olaraktan bula bula bunu mu buldun? Aşk olsun reis, kalbimi kıraysın da. Eğer müsaaden olursa tabii reis amcam. Ha, koskoca İstanbul'da bundan daha iyisi yok muydu da? Niye Haydar'a gitmedin? Reis amcacığım, şimdi şöyle darbenin beni görecek zamanı yok. Hem onun gözü Ayfer'den başkasını görmüyor. Kamil de tam bir ayı boğan yani. Onu görerek dudağında uçuk çıkıyor. Bana da böyle biri lazımdı ya. Dilber Hanımcığım, ben işim arttıysunuz. Aman be. Ne haliniz varsa görün. He. Siz ne uğraşıyorsunuz da? Ay çok teşekkürler reis amcam. Sağ ol reis. Bana bak Kamil. Ha ben Rize'ye gidiyorum. Ben burada yokken bak o gözlerini evden ayırmayacaksın, anladın mı? Hiç ayırır mıyım reis? Hep gözüm evde kalacak da. Ben bir şey merak ettim. Rize'ye niye gidiyorsun? Ha niye mi gideyim, anladım. Lan! Sana ne lan? Ha? İşim var ki gideyim. Sana mı anlatırım? Reis amcam iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Ay sevdim dün derdim, sevdim. Sen sana beni koru dedim, beni dövme dedim. Seviyorum. Ay çok mu kalın şeyler aldım ya? Ama neyse şimdi oranın havası belli olmaz. Fatih senin neyin var? Maşallah. Bir de soruyorsun öyle mi? Ne oluyor kızım? Bak Zeynep, senin o güzelim saçını başını yolarım. Bunu bize nasıl yaparsınız siz ya? Ne oluyor ya? Allah Allah, ne yapmışız biz size? Ya siz bize nasıl bu yalanı söylersiniz? Hı? Bir de Şazimente de oyunuzu alet etmişsiniz. Giy Şaziment. Öttü değil mi? Öttü tabii. Ötmeyip ne yapacak? Aşk olsun size ya. Ya ben az kala sizin yüzünüzden Mete'den ayrılıyordum. Çocuğu reddettim. Dur. Şazi, o Cevat da sözlendi. Garibim Cevat kızla evleneceğini zannediyor. Ne yapacağız şimdi? Fatih'ciğim. Çok özür dilerim. İnan ne desen haklısın. Yani ne kadar kızarsan o kadar haklısın. Ama bak bizim başka hiçbir çaremiz kalmamıştı. Yani elimiz kolumuz bağlanmıştı Fatih. Başka hiçbir çaremiz kalmamıştı öyle mi? Aşk olsun sana ya. Ya insan en yakın arkadaşına yalan söyler mi ya? Bu yalanı bana nasıl söyledin? Çok haklısın. İnan çok özür dilerim Fatih'ciğim. Yani ama işte. Sen dur. Ben şimdi Mete'ye haber vereyim. Sonra zaten ben bütün mahalleye kendi ağzımla söyleyeceğim. Sen hiç merak etme. Fadik'cim çocuğu Galeyan'a vermişim. Alo. Mete. Ha, Mete sen ne diyeceksin? Ben seni bana. Söyle bana. Mete. Zeynep. Sen bu. Fadik'e Zeynep bir çıkıyor. Hayır sen. Seni var ya. Ya oğlum insan kankası bunu yapar mı kankasım ben? Ulan ben de onu diyorum işte, insan kankası bunu yapar mı? Ya oğlum. Ya başka çaremiz yoktu diyorum sana. Ulan başlatma çareni, biz sizin yüzünüzden ayrılıyorduk be. Ya mal mısınız siz de? Bilmiyor musunuz biz herkese yalan söylüyoruz, alışkın olmanız lazımdı. Ulan sen de buna alışacaksın, senin ağzını burnunu kıracağım. Şimdi ulan ağzını... Aa, Fatih, Mete ne yapıyorsunuz Allah aşkına, koca koca adamlar ya. Kalk oğlum bak kardeşinin üstünden, ne bu rezalet? Aa, hem birbirinize dayanamıyorsunuz hem sürekli arkadaşlık ediyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Ne bu böyle ya? Ya mukaddes sizin bir şey söyle buna ya. Bu beni sürekli kandırıp duruyor ya. Kandırma sen de çocuğu. Niye kandırıyorsun? Vallahi acı biber sürerim ağzınıza. Neyi kandırdım? Kimseye kandırmadım ya. Bu evde gürültü patates istemiyorum. Anlaşıldı mı? Aferin. Aferin. Anne! Ay ne var anne? Aa Fatih gördün mü yaptığını ya? Bak çocuk küstü gitti vallahi ha. Anneciğim niye küssün? Kan kardeşim o benim. Ben de zaten bavul toplayacaktım. Oğlum sen karışmasın da şu teyzenin işine. Bırak kendi işini kendi halletsin. Ya teyzem 40 yılın başında bir şey istedi benden. Kırayım mı yani? Aman o teyzen var ya, o arsız teyzen. Kim bilir neyin peşinde. Boş ver. Neyse canım, yani en azından başka bir yerde olmak benim için de iyi olacak anne. Ama Fatih
ya? Hani birlikte gidecektik biz tatile? Anne. İyi tamam hadi. Ben gideyim de hazırlan. Biz şimdi evlendik ama balayına falan çıkamadık ya. Böyle bir şey yapalım dedik. E biliyorsunuz haftalardır da ayrıyız, görüşemiyoruz. Biz sanki yapabildik. Doğru. Siz de yapamadınız. O yüzden siz de gelin. Antalya mı? Evet. Hep beraber eğleniriz, gezer tozarız. Rafadik ne dersin? Sen de Mete'ye söyle. Ha? Biz mi? Ay şimdi bilemedim ki. Hadi ara Mete'yi sor bakalım. Belki işten birkaç gün izin alabilir. Hem böyle özür mahiyetinde sizin gönlünüzü de almış oluruz. Ay. Aşkım gidelim mi? Ya gidelim tabii, gidelim hayatım. Çok isterim. Tamam ben de bir arayayım sorayım o zaman. Arayayım. Gidiyor musun hakikaten? Antalya'ya mı gidiyorsun? Alo. Mete'ciğim canım. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi bizim Zeynep'ler Antalya'ya gidiyor. Zeynep diyor ki siz de gelin. Ha, ne dersin? İşten izin alabilir misin? İzine gerek yok Fadik. Kovuldum zaten. Kovuldun mu? Bildiğin kovuldum işte. Canım benim ya. İyi tamam işte ne güzel teselli olur ha. Hadi gidelim ne olur ne olur. Hadi gidelim. Peki giderim. Tamam. E tamam biz de geliyoruz o zaman. Süper. Ne olsun ya? Ay, hakikaten Antalya'ya mı gidiyorsun? Babam nerede? E baban gitti ya kızım. Nereye gitti? Ya Zeynep bir de soruyor musun Allah aşkına ya? Yani senin yüzünden adamı şu kışlı kıyamette Rize'ye yolladım ya. Ay bu kadar çabuk mu? Ha. Ana. Sen ne istiyorsun anne? Ben diyorum ki acaba Antalya'ya tek başıma gitmesem mi? Ya bizim çocukları da mı götürsem? Ha ne dersin? E tamam iyi düşünmüşsün birlikte gidin. Hem eğlenirsiniz de. Ama tabii şimdi Orhan'la Selin gelince ha. Yani Fadi'yi çağırmamak olmaz. Ayıp olur. Bunu bana mı soruyorsun? Tamam birlikte gidin. Öyle de işte şimdi hani bir anda böyle kalabalık masraflı olur. Kızım yani senin kartın gelmedi mi? Geldi. E tamam da bunu niye bana soruyorsun ki? Yani şirket senin, para senin. Ha bir daha böyle sorular sorma bana anne. Tamam mı? Şimdi sen bir oğlu ara. O uçak biletlerini, otel rezervasyon... Yok yok biz uçakla değil ya karayoluyla gideriz. Ben öyle tercih ediyorum. Hem yolculuk falan da eğlenceli olur. Tamam annem yani nasıl istiyorsanız öyle ayarlasın bir oğlu da. Anne çok teşekkür ederim. Kızım teşekkür etme yavrum. Önemli olan senin mutluluğun annem. Hadi. Allah razı olsun. Sana da. Hadi. Ben de hazırlanıyorum işte. Çıkarız yani bir saate kadar. Tamam aşkım biz de gece yarısı yola çıkacağız. Hayatım sen de uçakla gitseydin. Yani şimdi ben ne yapacağım erken gidip oraya? Fatih'cim ya. Sık biraz dişini sabah birlikteyiz. İyi. Aşkım bu arada sana sürprizim var. Ne sürpriziymiş bu? Hem de bir değil, iki değil. Oho, tam dört tane sürprizim var. Dört tane sürpriz. Merak ettim, söyle bakayım. Merak etme ya, işte göreceksin. Çok şaşıracaksın ama haberin olsun. Fatih! Hazırlandın mı yavrum? Tamam kankacığım, o zaman şey yapalım. Konuşuruz yani. Bana bak Fatih, otele girer girmez hemen odana kapatıyorsun kendini. Öyle kafeye bara falan girmek yok. Benim sinirlerimi bozma, kaşın gözün oynamasın ha. Tamam tamam, oyarsın kankacığım. İyi akşamlar. Teyzeciğim uçağı daha var, niye öyle acele ediyorsun? Ne uçağı evladım? Arabayla gideceğiz. Arabayla mı gideceğiz? Yavrum arabayla gideceğiz. Ben bu yüzden senin gelmeni istedim. Sen kullanacaksın arabayı. Ya teyzeciğim İstanbul'dan Antalya'ya. Evet, Cango'nun uçak korkusu var yavrum. Arabayla gidilecek. Fransa'dan gelirken uçak korkusu yok da Antalya'ya giderken var. Orayı mı beğenmedi beyim? Ay yine vardı yavrum. O zaman çocuğumu uyuttular. Şimdi asla izin veremem böyle bir şey. Hadi yavrum hadi hazırlan. Mustafa arabayı hazırla. Arabayı hazırlamakla kalma bavulunu da hazırla. Çünkü sen de geliyorsun.
bana gibi uyuyorlar yani. Ay tamam, arabayla gideriz dedim de bütün yolu ben mi kullanayım dedim. Şuna bak, şuna bak. Anacık. Ay Allah'ım ya. 10 saattir araba kullanıyorum ben ya. Yazıktı bana. Hiçbir şey söylemeye hakkın yok senin ya. O kadar konuştuk abi, arabaya binince demedik mi? Ha? Gıybet yaparız bütün yol boyunca demedik mi Fadik? Ne oldu? Arabaya bindin hemen küt. Nasıl güzel kullandın. Zeynep, bir şey sorabilir miyim? Evet. Biz şimdi bizim otele gidiyoruz değil mi? Evet. Ha. Mukadder teyzem de oradadır şimdi. Ne yapacağız onu? Yani Selin'cim, onu da Fatih halledecek. Bizim için önemli olan tek şey Mukadder teyzeye hiçbir şekilde gözükmemek. Ya asla bizi yakalamamalı, tamam mı? Onun dışında her şey hallolur. Ha. Tamam. Ay Fedik, su var mı ya? Var bir tane. Versene. Teyzeciğim. Ver canlıyı. Al yeğenimi çocuğum. Gel. Dur, basma üzerine. Tamam. Ha. Gel teyzeciğim. Ver çocuğum bana canlıyı. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, özür dilerim, belirtmek istiyorum ki otelimize hayvan alamıyoruz. Ne demek otele hayvan alamıyoruz? Efendim, yönetmelik. Ne yönetmeliği? Teyzeciğim, benden duymuş gibi olma ama bu kuralı annem koydu. Annen mi? Bak geldi burada da huzurumu kaçırdı. Anan görüyor musun? Böyle kural mı konurmuş? Bu otelin büyük hisselerini alayım, ben göstereceğim ona kuralları. Bütün kuralları yeniden yazacağım Fatih. Yaz teyzeciğim, yaz vallahi. Bak sinirim bozuldu Fatih. Sen sinirlerini bozma teyzeciğim, ver Cango'yu bana. Al Cango. Mustafa, Cango'yu al, icabına bak. İcabına bak derken? Bak işte. O iş bende Fatih Bey. Yok öyle değil lan. Ya şey, al Cango'yu 5 yıldızlı bir köpek oteline götür. İşte dinlensin, keyfini çıkarsın da. Sosyalleşmek onun da hakkı. Aferin çocuğum sana. Çocuk doğru söylüyor. Bana bak, Antalya'nın en büyük köpek otelini buluyorsun 5 yıldızlı. Geziyor, tozuyor, eğleniyor. Tamam. Emredersiniz efendim. Peki. Dur bakayım. Dur çocuğum. Ya teyze şu. Çek el. Almıyorlarmış da. Giremezmiş de, tüzük varmış da. Merhaba, ben sipariş vermek istiyordum da. Buyurun, dinliyorum. 2 kişilik kahvaltı. Tabii, neler olsun? Fındık. Tamam. Fıstık. Tamam. Ceviz. Tabii. Badem çiğ olsun. Tabii efendim. Macun. Ne macun olsun? Mesir. Tabii. Bir de lokum falan. Anladım efendim. Anladınız siz, tamam. Enerji. Enerji, evet. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Evet, hayatım neredesin bakayım sen? Aşkım. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Fatih Şekercizade hangi odada kalıyordu acaba? Siz kimsiniz?
bu şekilde bilgi vermem mümkün değil. Ben Selin Şekerzade. Hayır değil, yalan söylüyor. Selin Günay. O Selin Günay. Burada bir Şekercizade var. O da benim. Bakın Zeynep Şekercizade. Arkasına da bakın, medeni hali, evli, resmi nikah. Alayım kartı. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Mersi. Bavulları arkadaşla halledin. Anlaşıldı efendim. Bir de abime haber vermezseniz seviniriz. Sürpriz kaçmasın. Nasılsınız efendim? İyi tatiller. Şimdi önce ben giriyorum. Siz benden böyle bir dakika, iki dakika sonra gelin, tamam mı? Abla hani sürpriz yapacaktık. Burhan'cığım şimdi içeride uygun olmayan bir durum olabilir. Sürpriz yapalım derken biz sürprize geliriz yani. Tamam Zeynep'ciğim, sen gir hadi. Bekleyin. Kapıyı açık bırakın. Nereden çıktınız? Aşkım ben sana dedim ya hani bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane sürprizim var diye. İşte. Ben başlarım böyle dört sürprize. Hadi çabuk dışarı, çabuk dışarı. Mahremiyet diye bir şey var. Aa kanka çok ayıp ya. Ya ne ayıbı, bana ayıp. Allah Allah, nereye gitsek peşimizdeyiz, hadi dışarı. Ya enişte niye böyle konuşuyorsun ya? Yok yok, yani şimdi Fatih sabahları biraz gergin olur. Biraz sinirli olur ama onun bu gerginliğini, sinirini atmak için onu biraz sevmemiz, ona biraz sarılmamız lazım. Hadi Fatih'e sevgimizi gösterelim. Beni bir Zeynep sever, bırak tamam. Oğlum Orhan tutma orayı. Bırak, bırak. Hazırlandın mı? Gecemin sesi mi o? Ne? Banyo, banyo, çabuk, çabuk, çabuk. Bir dakika, bir gol, bir gol. Fatih, hazırlandın mı çocuğum? Teyzeciğim. Fatih, teftişe gideceğiz hadi. Ben daha hazırlanamadım teyze. Sen lobide bekle, ben hazırlanıp geleyim ha? Aa, iyi o zaman. Sen giyinirken ben tuvalete giderim. Kaldı. Yok, olmaz. Nasıl olmaz? Tuvaletim var. Donlarım var. Ne olacak çocuğum? Don bu. Hadi kaldır. Ay, yok. Ya teyzeciğim ben sana... Şey yapamıyorum, söyleyemiyorum da midemi bozmuşum da. Korkutma beni. Yok yok, önemli bir şey yok. Anası kılıklı, üşüttün yine. Duşmuş falan da alacağım ben, sen git. Lobide bekle, ben gelsem olur mu? Tamam çocuğum, tamam bekliyorum. Çabuk gel çocuğum. Ha, tamam. Hı-hı. Teyzem her an geri gelebilir. O yüzden sırayla dışarı. Gelin, gelin. Selin. Fadik. Orhan. Kanka. Aşkımdan seni öpemedim. Öpersin. Ne yapıyorsun Fatih? Kaldığımız yerden devam ediyorum. Gel buraya. Aşkım çocuklar dışarıda. Oğlum burada ya. Aşkım yeter. Teyzeciğim bu işlerimiz ne zaman biter bizim? Niye çocuğum? Yani benim İstanbul'a dönmem gerekiyor da. Nedir acele? Nedir yani? Sebep? Şey, Melisa için. Ay ne olur onun adından bahsetme bana. Zaten sinirime dokunuyor. Hiç hoşlanmadım. Niye öyle diyorsun teyze? Bak annem ne kadar sevdi. Tanısan sen de seversin. Tanıdım ya çocuğum, daha neyini tanıyayım? Ne Django ne ben şu kadar haz etmedik sevimsiz. Ne öyle ağzını yayaya bir İngilizce konuşmalar. Double S, double Melis. Aman dilim dönmüyor zaten. Bırak lütfen, lütfen. Tabii öyle dolandırınca hoş olmuyor. Fatih, sen kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sen Zeynep'i unutmak için o kızla çıkıyorsun. Ben bu numaralara inanmam. Neyse,
Ben çıkayım da biraz hava alayım şu hissedar gelene kadar. Bunu aldım. Ya. All right. Sana da söyledim, sana da söyledim. Beni biraz rahat bırakın canım. Bırakın hayatım, iyi yaşayayım dedim ben size. Aman efendim, sonum ceza, tehlikesi var. Beni rahat bırakın canım. Benim hayatımı benim de bırakın canım. Ben de hayatımı kendim yaşayayım canım. Yeter artık, yeter. Ay, çok güzel bu otel, çok. En büyük hisse bende olması lazım. Çok hoş ayol. Servet Karun değil mi bu? Ayol bunun geçen sene karısı ölmüştü. Sonra da zavallıyı huzur evine koymuşlardı. Çıktı demek. Ayol zenginin zavallısı mı oğlum? Canım benim. Gel canım. Hadi mukadder neye niyet neye kısmet. Fırsatı kaçırma. Kusura bakmayın. Ölmemek için size çarpmak zorunda kaldım. Sayenizde hayata tutundum. Ne demek efendim? İnsana bugünlerde bir meleğin çarpması hiç düşünülecek bir hadise değil. Ay ne kadar zarifsiniz. Teşekkür ederim. Bir şeyiniz yok değil mi? Yok. Maşallah. Hiçbir şeyim yok. Dur gibi ya. Ay maşallah. Sizde bir şey var mı? Doktora falan gidin. Ha yok. Çok iyiyim. Ama hala. O daha önce oldu. Nazar. Aslında ben çok korktum. Bir çıkıp hava alsam, bir şeyler içsem hemen düzelirim. O zaman içelim. Olur. Ben de size eşlik edeyim. Hem de hava almış olayım. Olur. Yazım yardım et. Yardım et çocuğum. Vişneli. Bir de bu garip garip renkler varmış. Anlamadım. Pişt. Gençler. Aşkım. Sizi başka bir otele yollayalım. Aa aşk olsun enişte. Kocaman otelde bize yer mi yok? Harbiden aşk olsun abi ya. Saçma sapan konuşma kızım. Teyzem burada sizi görürse şüphelenir. Siz gidin başka bir yere, Zeynep kalır burada. Ya Fatih yaptığın ayıplar beni geçti bak, ayağın denk al ya. Tamam tamam tartışmayalım ya daha fazla. Kim nerede kalacak boş verin. Nedir bugünkü program, ne yapıyoruz bakalım? Hı? Tabii ki de teyze falan dinlemiyoruz. Ve geziyoruz. Aynen öyle ama öncesinde benim programıma bakmam lazım. Çünkü katılmam gereken seminerler var. Senin o katılman gereken seminerler var diyen ağzını yerim. Gel bana katıl. Seminerler. Bana çok güzel söylüyorsun enişte? Sen bana mı yazıyorsun? Allah! Atacağım havuzu ya. At ya. Hadi. 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 Ama efendim. Bizi yalnız bırakın. Ah. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Tanışmamıza. Ay size dokunmasın. Ben daha ölmedim. O nasıl söz? Siz çok gençsiniz. Öyleyimdir. Bu arada sizin de
konuşma fırsatımız olmadı. Müsaadenizle ben kendimi takdim edeyim. Bendeniz Servet Karun. Holding'in sahibi. Ya, ne güzel isminiz var. İnsanlar isimleriyle müsemmadır derler. Öyle derler. Bu arada sizin isminiz neydi sultanım? Mukadder. Mukadder. Neydi ayol benim soyadım? Mukadder Hacıoğlu. Mukadder Tuna. Mukadder Avcı. Kızlık soyadımı kullanıyorum. Bekarsınız. Yani. Tamamen. Ne tesadüf. Ben de bekarım. Oh. Tamamen. Ay ne güzel. Ne kadar hoş sohbetsiniz Servet Beyciğim. Şu bey sözcüğünü bırakalım. Bana sadece çalışanların bey der. Yakın dostlarımın demelerine asla müsaade etmem. Servet. İsmim ağzınızda daha bir zengin durdu. Ay çok şakacısınız. Servet. Mukadder Hanım. Birlikte bir öğle yemeği yiyelim mi? Ay bilmem ki. Daha da tanışmıyoruz. Söz olmasın. Kimi ne ilgilendirir? Yemekte tanışırız. Olur. Size. Sağlığınıza. Ay, helal. Bakın. Ya hadi bu yedi. Bu yedi. Bu yedi. Bu kardeşiniz olduğu halde yedi de efendim ben nasıl yedim? Ben bu aşkın bitebileceğine nasıl inandım Fatih Bey? Hiç yakıştı mı bana? Bu nasıl fedailik Fatih Bey? Bu nasıl yol arkadaşlığı? Kendimden usanıyorum efendim. Evet Mustafa biz hepimiz malız bir sen akıllısın. Yok kardeşim akıldan değil tamamen aptallık. Ya o kimse aptal mal değil. Arkadaşlar sadece biz çok iyi oynadık. Siz de çok iyi yediniz. Hepsi bu. Aşkım ya vallahi yani oyuncu olsak Oscar alırdık yani o derece. Alırdık valla. İnsan gerçekten hayret ediyorum. Ay şunlara bakın. Binelim mi aşkım? Tabii tabii benim hayatım bunlarla geçti. Gerçekten mi? Tabii tabii. Aa. Merhaba. Ya. Acaba böyle sevsek geçsek mi? Ne güzel yürüyorduk biz. Ya ne olursunuz bakın düşeriz müşeriz bir şey olur. Ya Fadik niye düşelim ya? Bak korkuyorsan bir ata binelim sen benim arkama otur. Yuh Mete. Ata ölsün mü? Atın canı yok mu? Ya ben karşıyım öyle şeylere. Ya görmüyor musun ne kadar güzeldir işte. Sevelim geçelim. Ya Fadik mızıkçılık yapma gözünü seveyim ya. Ata bineceğiz işte ne güzel atlar. Gideceğiz böyle. Biz bineceğiz değil mi aşkım? Hayır aşkım binmeyeceğiz. Siz binin biz Fadik'le yürürüz. Süper. Ne demek Fadik'le yürürüz ya? Tamam. Benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Seni başka bir şeye bindireceğim. Gel, gel. Ya hayatım benim daha iyi bir fikrim yok ya. İki ayrı ata binelim o zaman. Tamam, tamam. Ama öyle dört nala falan değil. Tamam, tın 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 gideceğiz. Tamam, ona söyleriz. O tek tek böyle yavaş yavaş gider. Hayatım hadi seç atını. Ben... Beyaz olana bineyim. Daha önce binmiş miydin? Evet evet binmiştim. Ne zaman bindin? Nerede bindin? Ya işte bindim öyle. Sen nereden biliyorsun at binmeyi ya? Sen nerede bindin? Vallahi ayıptır söylemesi. Çocukken kendi çapında rekorlarım bile var hayatım. Ya. Evet. Ay aşk beni her gün şaşırtıyorsun ya. Fatih ne yapıyorsun? Onlara fısıldıyorum hayatım. Böylelikle aramızda daha sağlam bir bağ olur. Hadi. Dikkat et. Tamam aşkım sen de. Dikkat et bunlar tepiyor. Tamam. Oğlum güzelim.
misin? Geliyorum, çok güzel. Aşkım, yardım edeyim mi? Yok yok hayatım, gerek yok. Dur. Fatih, hadi. Hayatım, şimdi öğrendim ki bunlar Arap atıymış. Ben hep İngilizlere binmiştim. Anlaşamadık. Şimdi anlaşacağız. Ne oldu, uçak kullanmak gibi değil miymiş? Geldim, geldim. Çok güzel. Emin misin aşkım? Yardım edebilirim. Hayatım, gerek yok. Güzel, her şey yolunda. Yallah, yallah. Fatih. Harikayız ya. Hayatım, başka bir şey mi binsek? Neye? Bir fikrim var. Ya. Nereden buldun bunları? Fatih Bey, buranın spesiyeliymiş efendim. Neymiş ki o? Kod adı sıkma. Tulum, ceviz, balla yapılıyormuş efendim. Güç kuvvet verir Fatih Bey. Malum gün uzun efendim. Neyi koy öyle yeriz. Hı, Mustafa. Şu Django ile ilgileniyorsun değil mi? Teyzemle papaz olmayalım. Hiç merak etmeyin Fatih Bey. O iş bende. Django Bey'in efendim keyfi yerinde. Yediği önünde, yemediği arkasında. Sen yine de bir akşam kontrol et. Peki efendim. Ay, hazır böyle Akdeniz'e gelmişken acaba listemdeki o hayallerimden birini gerçekleştirsem. Ne listesi? Listen mi varmış senin? Ya işte bu bucket list dedikleri şey. Böyle ölmeden önce gerçekleştirmek istediğin hayallerin. Sen hala devam ediyor musun liste? Evet. Neler ekledin bakayım? Ya boş ver işte, ama zamanı geldiğinde hepsini tek tek gerçekleştireceğim. Hayatım, sen şu listedekileri söyle. Kocan hepsini teker teker gerçekleştirecek. Söyle bakayım. Ne aşkım, olmaz. Ne demek olmaz? Benden mi saklıyorsun? Hayır, öyle değil de. Ne bileyim, benim listem yani. Ya abla söyle işte ya, belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Evet Zeynep, söyle hadi. Vallahi ya onunla alakası... Hayatım bak, şu an söyleyeceğin ilk şeyi bugün hemen şimdi gerçekleştireceğim. Söz veriyorum, söyle bakayım. Ya. İyi tamam, söyleyeceğim ama gülmek yok bakın. Bu çok küçüklükten beri hazırlanan bir liste. Tamam, dinliyorum. Söyle. Şimdi şöyle, hepimiz giyiniyoruz. Ufukta bir gemi göründü. Kaç yönünde? Saat 2 yönünde kaptan. Göremiyorum. Bununla bakalım kaptan. Görebiliyor musun? Düşman gemisi. Ne? Ne işi var burada? Bu sularda işleri benim buraların hakim olduğumu bilmiyorlar mı? Demek ki bilmiyorlar. Hmm. Üstümüze doğru geliyorlar kaptan. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hazırlanın, kuşatmaya giriyoruz. Hazırlanın, kuşatmaya giriyoruz. Yelkenler fora. Yelkenler fora. Topları çıkarın. Ne yapıyorsunuz siz orada? Kalkın hadi, kalkın. Topları çıkarın. Düşman geliyor, düşman. Hadi. Dümenci. Tam yol ileri. Dümenci, tam yol ileri. Bana bak ikinci kaptan. Sen böyle benim her dediğimi tek...
çıkaracak mısın Putman gibi? Bu geminin kaptanı benim, anladın mı? Sen sadece benim emirlerimi yerine getireceksin, o kadar. Çakma Cündep. Sonuna Cündep diyen ağzını sır. Nasılım? Ya bayağı iyi. Yani tabii bir Fatih Şekercizade değilsin ama idare edin. Çok iyi oldu Fatih ya. Hay! Ne yapıyorsunuz lan? Herkes önünde öpüşüyorsunuz. Ya enişte! Karım o benim. İstediğim zaman öperim ya. Lan benim de kardeşim sen. Bir tane çakarım şuradan. Lan! Ya ama yeter ya. O benim kocam abi. Bıktım artık. Alış şuna ya. O benim kocam. Öpecek de başka ne yapacak? Sus kız, çarpacağım ağzına şimdi. Bir de isyan çıkarın. Güvenlik subayı isyan çıkarıyorlar. Yakalayın. Ya Fatih ayıp. Ne yapıyorsun? Ne isyanı ya? Öyle. Bu gemide sadece biz öpüşeceğiz. Bu gemiyi yakarım. Lan! Sen benim cebimin kim alıyorsun da yakıyorsun ha? Ya ne yapıyorsun ya? Asıl isyanı bu çıkartıyor. Nöbetçiler! Yakalayın bu isyankarı. Hemen kaptan! Hemen! Fatih! Ben Karadeniz korsanıyım koçum. Benim gemimde isyan çıkartırsan alırım aklını. Çıkartacaksan da gideceğin tek bir yer var. Nerune! Emine! Çıkartın yağlı kazı! Yağlı kazık mı? Yağlı tahtayı! Durun! Onu değil, beni atın! Sebep? Çünkü ben Fatih'in fedaisi Kara Mustafa'yım! Onu değil, beni atın! Mustafa sen iyi bir çocuksun. Bunu sana yapamam. Esas ben bunu size yapamam Fatih Bey. Onu değil, beni, beni atın! Tamam. Gerçekten atılır mı Mustafa'yı da bize? Ya aşkım çok etmedim. Açın şunu denize! Yakalayın! Gel buraya Kara Mustafa! At! Ay. Gel buraya! Gel lan! Fatih çok teşekkür ederim ya. Her şey tam istediğim gibiydi. Beğendin mi oyununu? Çok. Şimdi listede neler var? Hepsini birer birer yerine getireceğim ben. Tamam. Size canım feda Fatih Bey. Hakkınızı helal edin. Allah! Tabii. Fedai'yi bu. Benim söylediğim her şeyi dinliyor. Ay çocuğa hanım var. Mustafa! Sevdiğiniz spor? Crossfit. Benim de. Aa. Yapar mıyız beraber? Tek başına tadı olmuyor. Yaparız tabii Servet Beyciğim. Niye yapmayalım? Gerçi siz çok fitsiniz ama. Teşekkür ederim. Eskiden daha sportiftim. Yaş alınca azalıyor tabii. Olsun. Ne demişler? Az olsun. Benim olsun. Sizin olsun canım. Ne demişler? Az karar, çoğu zarar. Neyse. Konuşmamıza otelimin havuzunda devam eder miyiz? Bu otel sizin mi? En büyük hissedarıyım Şekercizadelerle beraber. Benim dünya üstünde bazı otellerim var. Oteller zinciri diyelim. Ay, zincirlere bayılırım. Ben de. Şimdi o zincirleri bozdurup, bozdurup harcayacağım. Oh, bozdurup. Para mı yiyeceğim? Oh, yiyin.
Hayatımı yaşayacağım. Oh yaşayan. Sakin. Oh. Sen bakayım. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim aşkım. Hayatım yani en azından beraber bir yemek yeseydik de öyle gitseydin. Olmaz Fatih'ciğim, çok geç kalırım o zaman. Ya sen niye bir kere seminere gidiyorsun? Patron kızı değil misin? Fatih niye böyle diyorsun ya? Sonuçta ben de herhangi bir çalışanım. Hem annem bana çok güveniyor. Buraya da beni seninle fingirdim diye yollamadı yani. Seminer için yolladı biliyorsun. Bitsin hemen geleceğim. Sonra yemeğimizi yeriz. Kıstık kıstık kıstık. Hadi bay bay. Dikkat et. Gece gece ne semineri böyle giyinmiş? Aşkım sana niye sırıtıyorsun böyle? Mutluyum. Mutlu musun sen? Beraberiz diye mutluyuz. Beraberiz diye mutluyum. Bir de abimle Zeynep barıştı diye mutluyum. Ya onların ayrılıkları bizi bile gerdi ya. Gerdi tabii. Germez olur mu ya? Ama ben de çok mutluyum aşkım. Ama bak sana söylüyorum. Bir daha bunlar ayrıldık, ayrılacağız, ayrıla yazdık gibi şeylerle gelirlerse kimse elimden alamaz ha. Aşkım onlar artık ayrılamaz. Bak. Onlar aşkın öyle kolay kolay bitmeyeceğini çok güzel ispatladılar bize. Ya ispatladılar tabii. Çok güzel ispatladılar. Yahu onlar yüzünden başımıza gelmeyen şey kalmadı. Baksana ayrı değillermiş. Ya madem bir oyun yapıyorsunuz. Ya bize de söyleyin arkadaş. Biz de bu oyunun ne bileyim bir parçası olalım. Bilgimiz olsun, fikrimiz olsun. Sen de hemen çektiğimiz her şeyi unuttun. Senin alım yani, bravo. Kim ben? Hı? Ben hiç unutur muyum ya? Unutmam mısın? Unutmam tabii. Ve o oynadıkları oyunun bedeli çok ağır olacak. Ne yapacaksın? Görüşürüz. Kulağına söyle kulağına. Ne yapacaksın? Görüşürüz. Nerede bu toplantı salonu ya? Pardon. Acaba toplantı salonu ne tarafta? Şuradan koridoru bitirdikten sonra sağ tarafta. Teşekkür ederim. Çok özür dilerim Servet Beyciğim. Açmam gereken bir telefon var. Müsaadenizle. Tabii buyurun. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar Mukadder Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Fatih ile Zeynep bir araya gelirse çok daha iyi olacağım. Her şey yolunda. Şu an ikisi aynı oteldeler. Peki ikisi bir araya geldiler mi? O henüz olmadı. Ben bizzat onunla ilgileneceğim. Hatta şu an o işle ilgilenmek üzereydim. Evet, tamam o zaman ben sizi meşgul etmeyeyim Mukadder Hanım. Siz çocuklarla ilgilenin. Hoşça kalın. Ay, hoşça kalın. Tutamıyor elin, turunanlar hep.
aşkım ne yaptın sen ya? Ne yaptım aşkım? Ya birader, sende ne marifetler varmış ya? Niye benim haberim yok? Ya teşekkürler. Ya bir kere fırsatımız olmadı ki şöyle hep beraber toplanalım, şarkılar söyleyelim, türküler söyleyelim. Yok arkadaş, hep bir kaçmaca kovalamaca. Evet, haklısın. Ya bir türlü vaktimiz, fırsatımız olmadı ki. Kimin yüzünden? Bizimkiler yüzünden. Ya evlendiğimizin daha ertesi günü kara bela gibi çöktüler üzerimize ya. Ya öyle demeyelim. Hı. Biz de anladık nedenlerini. Ya keşke Fatih ile Zeynep de burada olsalardı. Keşke onlar da seni dinleselerdi. Yok arkadaş, dinlemesinler onlar. Cezalılar bir kere, dinlemesinler ya. Evet, cezalılar. Hatta cezalandırmamız lazım. Bu yetmez. Hayır, benim anlamadığım şu. Ya biz bunları birleştirmek için uğraşmadık mı? Hani kavuşsunlar diye uğraşmadık mı yani? Hani şimdi yazık değil mi? Nasıl kıyacağız da yani cezalandıracağız? Tamam. Cezalandırmak demeyelim o zaman. Kulaklarını bükelim. Ya aşkım, bu iki söylediğinde aynı şey yani sonuçta. Tamam, cezalandıralım o zaman. Ya aşkım, sen böyle şeyler söyleyince benim içim ürperiyor ha. Benim canım romantik kocacığım. Vermesin. Yani sen kötü şeyler yapmadığın sürece ben seni cezalandırmam. Ha cezalandıracak olursam kimseye bırakmam. Kendim hallederim. Peki. Ya arkadaşlar, ben ne diyorum? Tamam. Yani bir ders almaları konusunda hemfikir miyiz? Tamam, o zaman ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Orijinal bir fikri olan var mı, yoksa doğaçlama mı gideceğiz? Abi benim fikrim var. Ben diyorum ki ikisini bir tane odaya kapatalım. Kilitli kalsınlar içeride. Oh ya, kalsınlar içeride. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz diye sabaha kadar hayır duası al sen. Hı. Ha ben anlamadım ben onu tabii. Öyle söyleyince doğru söylüyorsun ya. Ya aslında benim aklıma bir şey geliyor. Biz bunu eskiden yapardık. Hem de Zeynep'le yapardık, şimdi onu yaparız. Ben diyorum ki arkadaşlar, biz bunları sabaha kadar telefonla taciz edelim. Hı? İşletelim, numaralar yapalım, o telefon susmasın. Ha, ya da bütün gece bunları oda servisini kilitleyelim, gözlerine uyku girmesin ya. Ha ya da zombi gibi karşılara çıkalım, altlarına... Ya Mete, aşkım, bana söz ver. Bundan sonra zombi yok. Zombi demek de yok, bunu düşünmek bile yok. Anlaştık mı, söz mü? Tamam söz, o zaman bir şey bulun onu yapalım ya. Arkadaşlar, yani bu kadar çaba sarf etmemizi gerektirecek organizasyonlara hiç gerek yok. Şimdi bunlar baş başa ve romantik bir gece geçireceklerini düşünmüyorlar mı? Evet. Evet. Yanlış düşünüyorlar. Ne yapacaksın? Aman, aman ben o eli biliyorum. Entrika kraliçesi. Ne yapacağız, çabuk söyle. Görürsünüz. Bak bak, gözlere bak, ateş gibi parlıyor. Sen senin ya. Ne yapacaksın? Bana bir eczane bulsana, nöbetçi. Ha, aşkım ben hallettim bu işi, merak etme. Ay sen beni çok yanlış anladın. Hı? Öyle değil. Görürsün. Ne geçiyor bakayım senin aklına? Kalkın gidiyoruz. Bak bak, gözlere bak, nasıl parlıyor ya. Kalk. Ne yapacaksın? Dur, senin gel bu ya, bir merak et. Bana eczane bulun. Hem de beni, hem ben. İyi ki senin dostunuz ya. Senin yerin. Nasıl? Vallahi harika görünüyor. Muhteşem olmuş. Arkadaşlar, müsili aldım. Ay aşk, aferin sana. Aferin. Allah yazsın. Hadi bakalım. Ay, birazcık. Olsun. Tamam değil mi böyle, hani tadından falan anlaşılmayacak yani. Yok yok, merak etmeyin. Hiç anlaşılmaz. Başlayalım. Hadi, hadi. Ay, hadi başlayalım. Kapıyı aç. Yürüme hayatım. Ders vereyim. Kim o? Enişte biziz.
Defolun. Aa, ama abi size sürprizimiz var. Sürpriz falan istemiyorum. Hadi gidin. Bak görünce öyle demeyeceksin ama. Tadam. Size romantik bir yemek ısmarlayalım dedik. Allah Allah. Nereden icap etti? Şimdi enişte, hani biz sizi sabote ediyormuşuz gibi hissettik. O yüzden hani özür babında böyle bir şey hazırladık. Evet, birlikte yemek yeriz dedik. Sonra böyle sessiz sinema oynarız. Ya süper olmaz mı kanka ya? Olmaz. Madem bir güzellik yaptınız, tam yutun. Hadi, çekilebilirsiniz. Aa, yardım edin. Tamam, ederim. Geç. Yardım edin. Afiyet olsun. Bol bol ye. Aşkım ben. Ay Fatih neler yapmışsın sen ya. Ay. Hayatım. Ay Fatih iyi misin? Düşünmüşsün ya. O kadar açım ki var ya, ölüyorum açlıktan. Ben düşündüm hayatım, her şeyi ben düşündüm. Dur, ay, dur. Tamam. Buyurun. Ay aşkım sen aç değil misin? Yesene. Açım. Sana açım ben. Aşkımıza. Ya yerim seni. O zaman hadi şöyle güzel bir müzik aç da böyle romantik bir akşam yemeği yiyelim, ha? Tamam, hemen açayım. Ay bu ne güzel bir şeymiş Fatih ya. Evet. Ben hazırlattım hepsini. Aklına sağlık. Akıllı kocam benim. Harikaymış ya. Seminer nasıl geçti? Hangi seminer? Nasıl? Ha, seminer güzeldi. Güzeldi. Öğreticiydi bayağı. Eğiticiydi. Hı-hı. İşte konuştular falan filan. Ya ben ölüyorum meraktan. Yemişler midir sizce? Bence kesin yemişlerdir. Zeynep bu saate kadar aç duramaz ki. Yedilerse ilaç etkisini göstermeye başlamıştır o zaman. Yani göstermiş de olabilir, göstermemiş de olabilir. Göstermemişse göstermek üzeredir. Ya biraz acımasız davranmadık mı? Bunlar o kadar zaman ayrı kaldılar yani. Ete. Hayır canım yok öyle bir şey. Onlar bunu hak etti. Evet hak etti. Tabii ki hak ettiler Mete ya. Ya onlar yüzünden biz neler çektik. Kesinlikle. Ya bir kere ikimizi düşün ya. Ya ben az kalsın onlar yüzünden senin evlenme teklifine hayır diyordum. Dedin ya zaten. Hayır demedim. Dedin. Hayır demedim. Ya dedin. Vallahi daha demedim. Ya dedin. Demedim Mete. Ay yeter. Yeter. Arkadaşlar yeter sakin olun. Ya bakın, intikam soğuk yenen bir yemektir. Katılan? Katılıyorum. Katılıyor mu? Evet evet, tabii tabii. Öyle. Hayatım neredesin? Aşkım çok az kaldı, hemen geliyorum. Hadi gel. Beklediğime değmiş. Ya. Ben de seni çok özledim. Aa. Ne oldu? Yok bir şey. Aa. Fatih ne oluyor? Numara mı yapıyorsun? Bekle beni burada yazın. Ya Fatih beğenmediysen şöyle değiştireyim üstünü. Bir tane daha var. Kusura bakma hayatım. Şimdi hazırım. Gel gel. Aa. Ne oldu? Aa. Ne oluyor? Müzik aç. Müzik aç Fatih, müzik aç.
Hayatım iyi misin? Zeynep o! Lan ne oluyor? Zeynep! Ne zaman çıkacaksın? Aşkım çıkamayacağım benden, müzik aç. Aman dur be, ben de geleyim ne olur. Fatih'cim yukarı ya, sen bile giremezsin zaten. Hayatım ne olur açar mısın? Açamam. Ah ne oluyor ya? Selin, Orhan. Allah rızası için açın kapıyı. Selin. Selin, Orhan. Yemin ediyorum şu an acıdım ha. Perişan oldu adam ya. İyi oldu, iyi oldu. Beter olsun. Yazık abi. Hayır yazık. Hadi bakalım. Ya az kaldı, biz ayrılıyorduk onun yüzünden ya. Mete! Acıkmışım ya. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Of çok acıktım. Günaydın Fatih Bey. Afiyet olsun efendim. Ne oldu size? Niye suratınız asık? Gece uyuyamadınız mı? Yo suratımız asık falan değil ya. Ben çok acıktım da biraz gerildim ondan. Aşkım belli ki geceleri çok iyi geçmemiş yani. Ne olacak? Sana ne? Ben sana soruyor muyum gecen nasıl geçti? Ama enişte niye kızıyorsun? Suratına bak nasıl da kaymış. Ne fısıldayıp duruyorsun siz öyle? Yok be güzelim bir şey. Ya kahvaltıdan sonra aslında ne yapsak diye konuşuyorduk. Sahi ne yapacağız? Siz ne yapıyorsanız yapın. Biz yorgunuz uyuyacağız. Ya Fatih niye uyuyoruz odaya gidip burada hep beraber buluşmuşuz işte ne güzel bir şey. Yok ya yok hayır. Biz uyuyacağız ya. Şşt dur annem arıyor. Efendim anneciğim. Fatih yavrum. Ay güzel çocuğum ya. Sen anneciğini hiç özlemiyor musun yavrum? Neden aramıyorsun beni? Anneciğim özlemez olur muyum? Şey teyzemle koşturuyoruz ya. Ay bırak şu teyzeni. Adı batsın teyzenin ya. Aldı götürdü seni. Ben burada sıkıntıdan patlıyorum. Hayır Melisacığım da aramıyor ya. Nedir bu böyle? Anlamadım ki yani. Ya vallahi güceniyorum Fatih biliyor musun? Niye aramıyor beni Melisa? Anneciğim kız işte çalışıyor yani işleri güçleri var. Ay ne demek işi gücü var yavrum? Herkesin işi gücü var çocuğum. Yani ama aile önemli değil mi? Ben sana böyle öğretmedim mi yavrum? Aynen aynen. Ay Fatih diyorum ki vallahi ben kurdeşen döküyorum yani burada sıkıntıdan. Çıkıp gelsen mi yavrum? İşte seni görürüm çocuğum. Yok anne nereye geliyorsun? Bak burada daha da sıkılırsın. Hayır olmaz öyle şey. Seni görürüm işte çocuğum. Ne olur geleyim bak. Melisa da yok zaten. Anneciğim dur dur ben halledeceğim. Şimdi ben Melisa ile konuşayım. Siz buluşursunuz. Beraber kahve içersiniz. Alışverişe falan gidersiniz. Ay tamam. Ay çok iyi olur valla. Ay sağ ol Fatih. Melisa'cığım gelsin de böyle negatiflerimden kurtarsın yavrum beni. Tamam tamam arıyorum şimdi kapat. Enişte sen ne yaptın? Ya Şazement asla çıkamaz evden. Ya ne yapsaydın Fadik? Annem gelsin buraya beraber tatil mi yapalım? Ne olur gelmesin, ne olur gelmesin, ne olur gelmesin, ne olur gelmesin, ne olur gelmesin. Yarabbim ya.
atacağım ben bunu ya. Aha, gudubet is calling. Ne var Fatih? Aşk olsun Şaziment. Yani çakmadan da olsa insan sevgilisine böyle mi yapar? Ya sen bir de benimle dalga mı geçiyorsun Fatih? Oğlum, benim başıma neler geldi biliyor musun? Benim bilgisayarımı bağladılar. Şaziment'cim, yani seni böyle bir durumda bıraktığım için çok üzgünüz. Biz de geldik buraya zaten, bunu düşünüyorduk. Mutsuzuz yani. Hadi be oradan. Hepiniz gittiniz, kolektif olarak tatillere çıktınız. Peki ya ben? Ben burada kendi başıma esaretin bedelini çekiyorum. Ya. Hayır hayır, tatil yapmıyoruz işte. Seni bu işin içinden nasıl kurtarırız, onun planını yapıyorduk. Döndüğümüzde söz veriyoruz sana, hemen halledeceğiz. Yalnız senden küçük bir ricam var. Annemle bir küçük kal... Başına nefsini ve nefesini... Bir tüketme Fatih. Çünkü ben bundan sonra değil parmağımı, ayak tırnağımı oynatmam oğlum sizin için. Hadi game over, bitti. Ali Şazici, sen verdiğin sözü ne çabuk unuttun tatlını? Bak sinirlerimi bozma, git o kahveyi iç. Yoksa gerçekten bir cici baban olur bak. Ya kızım, beni evlendiriyorlar. Ya beni. Şazi'yi. Sen daha beni artık cici babayla mı korkutacağını sandın? Ya sizin yüzünüzden ben Cevat malıyla sözlendim bile ya. Şazmaç'ım biraz abartmıyor musun? Sonuçta Cevat özünde gerçekten çok iyi bir çocuk. Ha bak. Bir de benimle dalga geçiyor bak. Ben ne diyeyim ya size, ha? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Başınızdan da bela hiç eksik olmasın. Amin. Hadi. Kapatıyorum ben. Bir daha da arama beni, tamam mı? Şaziment bak. Belediye baksın size. Hadi. Kim? Bay. Ahlaksız terbiyesizler ya. Nasıl açacağım ben bunu ya? Ha? Olmadı değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Anne buraya gelirse bak mahsus olurum. Deme öyle. Bir dakika. Öyle bir şey olmayacak. Durun. Mustafa! Çok açılma, kıyıda yüz. Emredersiniz Fatih Bey. Alo kızım. Babacığım nasılsın? Nasıl olayım be kızım? Aynı. Üzgün, pişman, sıkıntılı. Baba biz de hiç iyi değiliz. Hayırdır kızım, ne oldu? Anam mı evleniyor yoksa? Hayır baba, şu anlık öyle bir durum yok. Baba konu Şaziment. Şaziment mi? Ne oldu benim kınalı kuzuma? Baba. Şaziment çok kötü bir durumda. Gerçekten yani intihar edebilir, kendi canına falan kıyabilir. Doğru mu söylüyorsun Fadik? Baba ben sana hiç böyle bir konuda yalan söyler miyim? Baba Şaziment çok kötü, çok kötü, çok kötü bir durumda. Niye, ne oldu ki? Ya baba ne kadar rahatsın ya. Koşa koşa gidip Şaziment'i bulman gerekiyor. Sen hala burada beni sorguluyorsun. Kızım bak, gitmesine giderim de. Yani benlik bir durum varsa gideyim değil mi? Üç partidir ilk defa elime okey geldi çünkü. Bak yanlış anlama sakın. Babacığım tabii ki de senlik bir durum var. Yani sonuçta annem onu tek başına yapmadı, öyle değil mi? Ama şimdi tek başına evlendirmeye kalkıyor. Hem de hiç istemediği bir adamla. Ne? Evleniyor mu? Şaziment evleniyor demek ha. Ulan Ayfer, ben sana bunun hesabını sorarım, tamam mı? Devam edin ya. O benim sorunum. Hadi hesabı öderim ben sonra. Nasıl yani? Hallolur mu bizim mesela? Daha hallolmadı ama hallolacak. Hadi yiyin ya, soğudu. Şerefsiz! Sen utanmayın mı lan benim kapıma dayanmaya? Kızım nerede? Sana kızın neredeyse nerede? Ayfer sus! Sen kimin kızını kime veriyorsun be? Babasına sordun mu da Şaziment'i evlendirmeye kalkıyorsun ha? Ha, bir de sana soracaktım öyle mi? Soracaksın tabii. Neyiz biz, saksı mıyız? Babasıyım ben onun babası. Şimdi mi geldi akla babası oldun? Ha? Rus karılarıyla gezip tozarken aklın neredeydi? O seni ilgilendirmez. Öyle mi ilgilendirir ki? Sen Rus karılarıyla gezip tozarken ben bu iki kıza sahip çıktım. Ben bunları hem analık hem babalık ettim. Şimdi benim karşıma geçip babamı taslayamazsın. Yıkıl geç de karşımdan, yıkıl geç. Kızımı görmeden hiçbir yere gitmem. Sıkıysa gönder bakalım.
Ulan Allah'ın yüzsüzü. Kızım kızım diye yırtayın ya kendine. Bakalım senin kızın bu saatten sonra seni hala görmek isteyeyim mi? Ha? Oresko! Kızım benim kızım. Bu da evlat işte. Vallahi nankör. Kız ben savcıdan dışarıya çıkmayacaksın demedim mi bana? Ya baba ya, anam beni zorla evlendiriyor, evde işkence yapıyor, odaya kilitliyor ha. Duydum kızım, duydum. Ama artık baban yanında. Öyle bir şey olmayacak. Olacak. Olmayacak. Olacak. Baba ya kurtar beni, SOS. Kurtaracağım kızım, kurtaracağım. Bundan sonra artık sen benim sorumluluğumdasın. Ananın değil. Git hadi eşyalarını topla kızım benim. Freedom is mine. My name is Ayfer. Yık geç. Nasıl kurtardım ama seni? Efsanesin ya babişkaların kralı. Nereye gideceğiz peki? Vallahi hiç düşünmedim ki kızım, bilmiyorum. Nasıl ya? Ya mesela gidebileceğimiz bir evin falan var değil mi baba? Ev yok. Benim kaldığım bir otel var ama orası da pek genç kızlara göre bir yer değil be kızım. Ne yapacağız peki? Nereye gideceğiz baba ya? Bilmiyorum ki. Ya benim güzel babam. Ya ayıptır sorması ama sen ne halt ettin o zaman beni evden çıkardın ya? Ya bilmiyorum ki kızım. Bir an öyle gaza geldim işte ya. Gaz diyorsun. Oh ne iyi olmuş. Pardon, phone is ringing. Ne var? Tatlım, babam seni aldı mı? Sen nereden biliyorsun ya? Salak, ben gönderdim babam seni alması için. Ya halt ettim Fado. Ya eskiden kötü de olsa sığınabileceğim bir oda. Ya kilitli de olsa bir bilgisayarım vardı. Kızım resmen sokakta kaldım ben. Olmasın diyorum ya. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Öleyim de kurtulayım ya. Yemin ederim öleyim de kurtulayım. Ya Şaziment, büyük resme odaklanır mısın lütfen? Biz seni Cevat'la evlenmekten kurtarıyoruz burada. Sen benim özlü sözümü bana mı sokuyorsun ya? Kızım ben var ya o büyük resmi ne yaparım biliyor musun? Senin ağzının içine sokarım, yırtarım, parçalarım. Kim aratıyor seni ya? Fatih mi aratıyor? Konuş söyle. Tatlım önemli olan o değil. Bak büyük resim sana şu anda diyor ki eğer sen gidip Mukaddes Hanım teyzeciğime küçük bir ziyarette bulunursan biz de seni eski güzel günlerine geri döndüreceğiz. Siz hakikaten benim başıma nasıl bir teşkilat kesildiniz ya kızım? Siz benim hayatımın içine ittiniz ya. Kapa şu telefonu, kapa. İşim gücüm var benim, hadi. Arayacağım sonra seni, hadi. Bye. Aslansın sen Fatih, aslan. Vay be. Ne yapıyoruz bugün? Aşkım nedir plan? Gidip yatalım hayatım. Ya. Ya olmaz, öyledir haber ya. İşte. Babişko. Şey yapma ya, sıkma canını o zaman. Madem evimiz yok falan, ben gideyim arkadaşta kalayım diyorum ha. Sen bilirsin kızım. Madem öyle, ben de kahveye döneyim ha. Ne kadar sevgi dolu ve hassas bir baba ya. Neyse, şey yapmayayım ya, gideyim olumlama yapayım. Ne olacak? Of, of. Ayfer, üzülme daha bu kadar. Bak görürsün, akşama gelir Şaziment. Sanki ben ona mı üzüleyim yadigar? Kız gelsin, isterse gitsin bundan sonra kalan ömrünü o içinle beraber yaşasın. Vallahi benim işime gelir. Kız bıktım anam ya. Vallahi ben de bıktım, usandım artık yadigar. Oh, oh. Deba Ayfer, sen niye darlanıyorsun bu kadar? Hakikaten yadigar, ben niye darlanayım kız? Uy ben de onu soruyorum da, niye darlanıyorsun bu kadar? Ben de onu diyeyim. Ben niye darlanayım bu kadar? Ayfer kafayı mı üşüttün de? Kız yadigar, hakikaten ben kafayı mı üşüttüm kız? Hazır bu salakan etlerde evde yokken ben niye oturdum böyle mal mal darlanayım? Ulan kalk git Ayfer, azaplarımı bozma da. Gideyim yadigar, gideyim. Hem ne demişler? Öldürmeyen her acı güçlendirir. Ayfer dur hele dur, dur. Kalk dediysem o manada değil yani. Peşine düşüp de elini kana bulamıyorsun ha? Yok yadigar yok. Artık aşkına terleyen bu avuçlar daha kana neyi bulanmaz. Hey gidi aşk, sen nelere kaldırsın? Oy oy oy, konuşmalara bak hele. Ay Melis'in sözünüz
nasıl özledim. Ah bir tanem ya. Ya düşünebiliyor musun? Vallahi ben sıkıntıdan neredeyse anneciğimle sohbet edecektim. Düşün. Oh really? Ay benim kıymetli mükeddes hanımcığım. İnanın sizin bu kadar problematik bir durumda olduğunuzu bilseydim çok daha önce arrive ederdim. Ay sen ne tatlısın. Ay sen ne lokumsun ya. Sen ne güzel şeyler söylüyorsun. Gülüm. Melisa'cığımla ikimize güzel kahve yap. Şekersiz olsun. Ah, thanks a lot. Çok tatlısınız. Melisa. İyisin, hoşsun da vallahi bir şey söyleyeceğim sana. Pek de gamsızsın ayol yani. Ayol. Niye biliyor musun? Niye bunu söylüyorum? Şimdi benim oğlum böyle derin sularda şu anda etrafında Ruslarla çevrili falan. Sen yani hiç nasıl oluyor anlamıyorum. Hani erkek ya diyorum. Now I get it. Efendim, BQLC specialist'i olarak benim tabiatımda jealousy diye bir şey bulunmuyor. Ya bana göre kıskançlık lack of self-confidence'dan yani özgüven yoksunluğundan geliyor ve ben megalomanlık derecesinde kendime ve Fatih Şuhim'e güveniyorum. Yeah. Hayır şey diyorum yani tamam da Melisa'cığım ya yani Fatih benim oğlum tabii mükemmel ama yine de diyorum ki Fatih de erkektir. Bakınız siz o kadar dürüst, o kadar decent, o kadar saftirik bir evlat yetiştirmişsiniz ki oh my god ben asla ve kıtiyen boyfriendimden bizim ilişkimize zarar verecek bir unfaithful action yani sedeketsizlik beklemiyorum. Hayır, no. Yine güzel konuşuyorsun. Ay, vallahi bayılıyorum sana. Minik demem benim. Ay, ağzından bal damlıyor. İyi ki Fatih senin gibi birini buldum. Vallahi bütün sıkıntı bu. Uçtu gitti. Bütün negatiflerinden kurtuldum canım benim. Ay ne mutlu bana. Happiness happens to me siz mutlu olunca. Ay asıl bana mutlu Melisa, asıl bana mutlu. Ay ne mutlu bana. Oğluşumun bu kadar tatlı, bu kadar onu seven bir sevgilisi var. Oo. Ah, seviyorum ve çok özlüyorum. I'm in love. I'm dying from my love. Ah benim Fatih'im. My boy. Melisa, çok mu özledin Fatih'i? Çok. Very, very much. Vallahi çok iyi puan aldım. Bakalım beni geçebilecek misin? Geç bak. Aferin. Neşeni bozmak istemem ama geçen gün daha sonra anlatırım dediğin derdini merak etmeden duramıyorum. O kadar önemli bir şey değildi adam. Geçti gitti. Oo, sen de iyi puan aldın ama. Dur bak. Ama aferin. Seninle ilgili her şey benim için hayati önem taşıyor. Öyle mi? Öyle. Öyle tabii. Hani acaba diyorum, acaba ben mi bilmeden bir kusur işledim de dünyanın en güzel kadınını üzecek bir şey mi yaptım diye kendi kendime soruyorum. Oy kurban olan, sen kendine dert mi ettin? Sen bana ne diyebilirsin ki Haydar'ım? Sen benim için bu hayattaki en güzel şeysin. Ayfer'im. Haydar'ım. Ayfer'im. Haydar'ım. Haydar'ım. Hani diler ya böyle Allah kimseyi gördüğünden eksik etmesin diye. Bazen ben de diyeyim ki kendi kendime. Allah'ım diyeyim sen de beni hiç Haydar'ımdan eksik etme. Seni de benden hiç eksik etmesin Ayfer'im. Benden mi? Thank you.
şişirdin. Git öte tarafta oyna. Emredersiniz Fatih Bey. Allah Allah. Fadik ya. Çok teşekkür ederiz vallahi. Yani bu yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım. Sayende hayatımız kurtuldu resmen. Canımın içi. İnşallah unutmazsın. Ama bak, bir daha böyle hepimizi kandırmaya falan kalkarsan bu dediğini hatırla, tamam mı? Tamam. Bak söz veriyorum, bir daha asla senden hiçbir şey saklamayacağım. Ve benden. Ve benden. Benden saklayabilirsin. Yani sonuçta ben dış kapının dış mandalıyım. Tamam ya, ne gittiniz karımın üstüne? Konu kapanmıştır. Annemi de Melisa'ya havale ettiğimize göre şu günümüze odaklanalım. Ne yapıyoruz? Allah bence Zeynep'in lisesinden yürüyelim. Onunkiler çok eğlenceli. Evet, bence de valla. Sonunda eniştemin düştüğü haller bayağı komik oluyor. Ben çok eğleniyorum, çok gülüyorum. Öyle mi? Çok mu gülüyorsun? Gül bakayım. Senin ben dişini. Hayır aşkım, hayır. Hiç de öyle değil. Bence çok yakışıklı olmuştu. Hatta böyle tartışacağımıza yani bir şey bulalım. Gün gidiyor. Bakın vallahi birazdan gitmek zorunda kalacağız otele. Ya tamam, boş ver sen şimdi. Listede ne kaldı? Ne yapmak istiyorsun? Evet, söyle. Listede bir de uçmak vardı ama tabii artık olmaz. Niye öyle bir şey yokmuş, olamazmış? Fatih'cim sayende. Ya uçmak benim için bir fobi oldu. Attım o maddeyi listeden. Ama Zeynep'cim korkuların üzerine gitmen lazım. O var ya, o büyük yalan. Hiç öyle bir şey yok, korkuların üzerine gitmen lazım falan diye. Bana bu şeyi yapma yani, savunma. İğnede de aynı şeyi yapmıştınız. Karar verilmiştir arkadaşlar. Uçuyoruz. Yahu uçmam. İnadımı bilmiyorsun sanki Fatih. Bağırtma beni. Uçamam. Gel hayatım. Ne oldu ya? Nereye geldik? Hı? Fatih Bey hoş geldiniz. Helikopterimiz hazır. Teşekkürler. Helikopteriniz derken? Benim helikopterim. Aşkım, beni satmışsınız siz helikopterinizi. Babam satmıştı. Bu benimki. Çok güzel. Ne yapacağız biz bununla burada? Uçacağız. Ay yok yok. Hem de beraber uçacağız. Sen de kullanacaksın. Ha sen kullanacaksın, bir de ben kullanacağım. Öyle bir dünya hayatta olmaz. Arkadaşlar yakalayın. Önce kemerini tak. Aşkım önce kemerini tak. Ne olur önce kemerini tak. Fatih bunu sakınıyor. Thank you.
Ne zaman uyanır? Havada uyanır, azıcık verdi. Uyanmazsa sorarım ben sana. Aman ne kıymetli karın varmış, hayalinizi gerçekleştiriyoruz ya. Abi indirsene kızı. Sırtında mı taşıyacaksın hep? Dur. Otur. Tut. Düşünmeyin. Dur, geldim. Ayağını şey... Sırtına yaslı, sırtına şu an. Kar bana. Yanıyor. Uyanınca oyacak hepimizi. Mahvedecek bizi. Arkana bak. Aşkım, biz senin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Vay babamısınız siz. Size de benim hayallerimden. Tamam hayatım, korkmana gerek yok. Bak dünyanın en güvenli teleferindeyiz şu anda. Hani biz Rize'de yapmıştık ya, böyle karşıdan karşıya geçmiştik. Onun büyük versiyonu bu. Hikaye konuşma, ne alakası var onunla? Tamam. Lütfen Fatih, ne olur beni gitmemeyin. Tamam, gel. Lütfen aşkım. Tamam, gel. Çok yüksek değişiyor lütfen. Aşkım çok korkuyorum. Ne olur inelim lütfen. Tamam ben yanındayım. Korkmana gerek yok. Uçakta da yanımdaydın. Kaptan inecek var lütfen. Beni indirin. Hayatım kaptan yok burada. Tamam ama ben kullanmıyorum bunu bak. Kendi başına gidiyor böyle. Evet. Ha, bak. Evet sen kullanmıyorsun. Oh. Tamam, yanımda dur. Tamam. Ay, çok yüksek. İnanamıyorum. Of, şu manzaraya bak. Aşkım şuna bak. Of. Ne kadar yüksekteyiz değil mi? Of. Ya bu... Şu dağların güzelliğine bak. Aşkım. Toplanın. Selfie. Selfie. Hazırmış. Hemen çıkardı çocuğu. Önce. Dur. Bak. Mustafa neredesin? Kafanı kaldır. Çekti.
Gelin gelin, burası arka kapı, bir şey olmaz. Kolay gelsin. Dur. Kimse yok. Ya bir yemek mi yesek önce? Bence odalarda yiyelim. Bence de odada yiyelim. Yani bu kadar teyzeyi görünme riskini göze alamayız. Günün en güzel fikri buydu. Hadi odalarımıza dağılalım, yemeklerimizi yiyelim. Ne dikilip duruyorsunuz? Hadi. Aşkım, sence bu son zamanlarda arkadaşlarımıza biraz sert davranmıyor musun? Hiç de sert davranmıyorum hayatım. Ya ben zaten bu oyunun içindeyim. Karımla baş başa kalmak istiyorum. Suç mu? Ay, beni mi özledin? Evet. Aa, dur. Ne oldu? Ben diş fırçası almam gerekiyor. Ben hemen marketten alıp geliyorum. Sen beni burada bekle, tamam mı? Tamam, bekliyorum. Tamam. Ben Şazmels. Ben yaşarım günü dünden ziyade.